Herkese selamlar. Bir önceki dersimizde otologin işlemi yapmıştık. Otologin işleminde otomatik olarak uygulama açılınca kendisini bize ana sayfaya yönlendiriyor. Hatta ana sayfada da otomatik ayarladığımız için verileri çekmeye başlıyordu. Ama son bir işlemimiz kaldı. Bizim burada da aslında logout işlemi yapacağız biz. Logout işlemi için de user slice'a geliyoruz ve daha sonrasında kayıt olma işlemi yapacağız. Logout kayıt olma işlemi ve bitmiş oluyor. Buradaki ekstra reducer'larımızı artık anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Zaten yükleniyor, yüklendi ve reddedildi. Neye göre? Buradaki function'lara göre diyoruz. Şimdi bir logout işlemi yapalım. Kullanıcı çıkış işlemleri diyelim. Aşağı geçiyorum. Export const logout, yani çıkış yapacak kullanıcı. Buna da create async tankım oluşturdum ve user dedim virgül. Sonrasında logout'umu da buraya URL gibi tanımlıyorum. Async arrow function'ımı oluşturdum. Aşağıya geçtim. Async sen ne yapıyordu? Try catch'imizi hemen ekliyorduk buraya. Bunu yaparken ne yapacağız? Const out, yani kullanıcı giriş yaptı mı? Yaptı. Ona göre neyi yapacağız? Get out işlemimiz vardı. Bizim get out işlemi şurada Firebase'den kullanıyorduk bu şekilde. Hangi kullanıcı giriş yaptıysa getout'u alıyoruz. Burada diyoruz ki kullanıcı giriş yaptıysa, hatta şuraya bir function daha ekleyeceğiz biz. Şunu altı taşıyorum şu şekilde. Şuraya diyorum ki bir tane de sign out diye function'ı var Firebase'in bize tanımladığı. Bunu kullanacağız. Bunu gelip logout'un içerisine diyorum ki kullanıcı giriş yaptıysa await yapacağız. Sign out hangi kullanıcı çıkış yapacak? Şu out'tan gelen kullanıcı çıkış yapacak. Kullanıcı çıkış yaparken ekstra neyimiz vardı? Bizim otologin işlemini gerçekleştirmemizi sağlayan bir async storage item'ımız vardı. Bunu da artık telefon hafızasına silmemiz gerekiyor. Çünkü telefon hafızasında varsa otomatik olarak giriş yapmaya devam edecek ama kullanıcıyı bulamayacak. Bu sefer hata verecek gibi bir hatamız olacak. O zaman evet diyeceğiz. Bir daha async storage nokta, bu sefer sileceğiz ya. Remove item. Remove item mı? Hangi item? Buradaki İsim çok önemli. Birebir aynı kullanmamız gerekiyor. Bunu remove özel bir şey döndürmene gerek yok ama dönsün diye return null diyorum burada. Return null yapıyoruz. Sonra throw error diyorum eğer bir hata olursa. Bunu yapmış oluruz. Bu sefer de ne yapacağız? Logout'umuza tekrardan şurada etkiyesi işlemini yapacağız. Logout işlemimizde pending virgül arrow function'ımı açtım. İki kopya daha. Ne için? Fulfilled ve rejected için. Buradaki pending aşamasına geliyoruz. Pending aşamasında neyimiz vardı? Hepsinde state'i tanımlamamız gerekiyor tabii ki. State. State nokta loading'i true döndürelim. Çıkış işlemi yaparken. Bunu yapıyoruz sadece. Aşağıya geçiyoruz. Başarılı çıkış yaptıysa state nokta is loading gibi durduralım. Sonrasında ne yapıyoruz? State nokta is out to false döndürüyoruz ki artık çıkış işlemi tamamlansın. State nokta token'ımız da burada kalıyor en azından. O yüzden bunu siliyoruz, token. Eğer öncesinde bir hata mesajı kaldıysa bunu da siliyoruz. Error yazmıştık ya, orayı da null'a döndürüyoruz tekrardan şurayı. Ama rejected olursa da oraya hatayı verelim. State nokta isLoading'i durdur, hata çıktığı zaman false. State nokta error boşluk olmayacak arada. Buraya action diyorum. Neden? Çünkü buradaki logout işleminde bir return dönmüyor. Hatayla karşılaştık. Error dönüyor. Error'umuz gelecek. O yüzden error'u action.payload'a eşitliyorum. Hata olursa hata mesajımız orada gözüksün. Şimdi bunu çekmemiz gerekecek. Nerede çekeceğiz? Şimdi login sayfasında yapamayacağız. Çünkü giriş yapmıştık daha öncesinde. Homepage'e getiriyorum. Homepage'de özel bir yapı kurmadığımız için bir buton ekleyeceğiz. Özellikle daha önce kurduğumuz şu buton yapıları gibi aşağıya bir buton daha ekliyorum. Aynısından aldım. Bu tarz yapıları hazır yapmamız çok iyi bir şey.
Örneğin logout diyorum. Çıkış işlemi olacak burada. Buton color ne olsun? Red, yani her zamanki gibi çıkış yapma işlemleri kırmızı olacak. Şurası buton çıkış işlemi. Hatta butona tıklanınca ne olsun? Gri olsun. Çıkış işlemi de şu şekilde. Şimdi buradaki function'ımızı şu şekilde tanımlayacağız. Bir örnek bir function yapıyorum. Handle logout diye bir function tanımlıyorum burada. Şu şekilde. Bunu alıyorum, yukarıda bir function oluşturalım buna dair. Şurada geldim. Kullanıcı çıkış işlemleri. Hemen aşağı geldiğimde const aşağıdan aldığım function ismi şu şekilde tanımlıyorum. Ne eksiğim vardı benim burada? Dispatch ile bir yapı çağıracağız. Burada daha önce dispatch'imiz olmadığı için import use dispatch tanımladım. Bir de bizim normalde gidip şeyi çağırmamız gerekiyordu. Logout işlemini import logout user slice'ın içerisinden geldiğine dikkat edin. Use dispatch'i ne yapıyoruz? Hemen girer girmez use state'lerin altında const dispatch use dispatch olarak çalıştırıyoruz. Şimdi bu bir kere yapıldıktan sonra aşağıya geçiyorum. Burada dispatch'imi ekliyorum. Dispatch ile birlikte artık Redux slice'ıma ulaşabiliyorum. Slice'ıma ulaştığımda hangi function'ı çalıştıracağım? Yukarıda import ettiğim logout function'ımı çalıştıracağım. Yukarıda yazmıştım. Bunu da artık şu şekilde çalıştırıyorum. Artık bu neye tanımlı? Şuradaki butonuma tanımlı. Logout'a tıklayınca otomatik olarak çıkış işlemi yapacak. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi welcome page'e geldi. Reload yapıyorum. Auto login yapmıyor. Neden? Biz token'ı hafızadan silmiştik. Bu şekilde yapıyor. Bunu yaptıktan sonra artık bir de register yapalım. Yani kullanıcı kayıt işlemlerine geçelim. Burada artık bir sürü işlem yapmıştık. Geleceğiz. Home page geçti. Sign up page'e geldik. Bunları kapatalım. User slice'ımız var bizim. Bir tek onunla ilgileneceğiz. Şu user slice'daki işlemlerden tekrardan şunları kapatıyorum. Bizim ihtiyacımız olan ne? Bir function daha oluşturmak. Bunda da kullanıcı kayıt işlemleri diyorum. Export const register diyorum. Kaydol. Create async tank neydi? User register işlemimiz var. Kaydolma. Async diyorum. Kullanıcı mevzuya bilgiler var. Kullanıcı neyle kaydolacaktı? Süslü parantez diyorum. E-mail virgül password ile giriş yapacak. Arrow function'ımı açtım. Aşağıya geçip try catch'imi çalıştırdım. Şöyle bir boşluk bırakalım. Şimdi const out diyorum. Artık kullanıcı bir get out, yani Firebase'deki bir function'a bağlı olduğunu gösteriyor. Function'a bağlı olduktan sonra bir de kullanıcının girişi var. Şimdi biz burada ne dedik? Sign in with email ve password. Bir de Firebase bize create user email and password diye bir function tanımlıyor. Bunu kullanacağız. Şimdi burada const diyorum user credential eşittir. Bu işlemi beklememiz gerekecek ya, o yüzden await diyorum. Yukarıda neydi? Create user with email and password'u yukarıda import etmiştik. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Hangi application'a giriyoruz? Burada authentication'ımızı sağladık. Sonra hangi kullanıcının e-mail ile kaydoluyoruz buraya? Daha da sonrasında bir virgül daha koyuyorum. Hangi şifreyle kaydolmak istiyor kullanıcı? Buraya. Bu kendisi arka tarafta hash dediğimiz, yani şifremizi direkt şifre olarak değil de karmaşıklaştırılmış yapı olarak da kripto hale getiriyor. Burada user credential dememin sebebi kullanıcı bu şekilde kayıt olduktan sonra bir bilgiler verisi dönüyor. Bu veriyi burada alacağız ve işleme tabi. Örneğin const user diyorum eşittir. Şuradaki const user içerisinde gelen birçok veri var ve buna da user diyorum. Credential'ın içerisinde birçok veri geliyor ama sadece user tarafını alıyorum. Bir de burada kaydolduktan sonra otomatik token gelsin ve kullanıcı giriş yapmış olsun. Const token eşittir user credential.sts token manager var kendisi içerisinde bunun. Sonrasında da
access token'ımızı alıyoruz giriş yapabilmek için. Eğer kullanıcının e-mail'in onaylamasını istiyorsanız burada evet deyip send email verification diyorum. Kime verification gönder? Şuradaki user'a gönder diyorum. Bunu dememiz gerekiyor bu şekilde. User credential'ı gönderemiyoruz, user'ı gönderiyoruz. Şimdi ben bunu send email verification dedim de yukarıda import etmemişti. Bu otomatik import etti. Şurada indirip indirilmediğini iyi kontrol edin. Aşağıda geçiyorum tekrardan, artık e-mailine onay mesajı git. Ne yapmamız gerekiyordu? Kullanıcı giriş yaptıktan sonra artık await diyorum. Async storage'da set item diyorum. Ve token'ımızı kaydedeceğiz. Hangi işlemle kaydediyorduk token'ı? User token ismiyle. Bunların hepsi aynı isimli olmak zorunda. O yüzden buna dikkat edin. Neyi kaydedeceğiz? Token. Sonra da return token diyoruz. Burada token işlemini çıkart ve aşağıda extra reducer ile ilgilen. Yoksa da hata aldıysak throw error de. Geldik şimdi register işlemini yapmaya. Burada da add case'imize ekliyoruz. Register function'ında pending yazıyorum. Virgül koyuyorum ve state deyip arrow function'ımı açtım. İki tane daha kopyalıyorum. Biliyorsunuz artık fulfilled için, rejected için. Şimdi fulfilled olursa bir action dönecek. Rejected olursa da bir hata mesajı, o yüzden yine action dönecek. Buradaki pending aşamasında artık biliyorsunuz state pending'in amacı zaten is loading'i çalıştırmak. Eğer daha önce bir kullanıcı giriş kalıntıları kaldıysa bu yüzden is out'u biz false diyelim. Olmuyor bu işlemler ama yine de garanti almak için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aşağı geçtik. State is loading gibi durduralım. Artık işlemimiz başarıyla sonuçlandı. Otomatik giriş yapacağı için is out'umuzu da true döndürüyoruz. State.token'ımıza da ne veriyorduk? Action.payload'dan gelen token verisini ekliyoruz. Eğer hatayla da karşılaşırsak state.isLoading ile yükleme ekranını durduruyoruz. False. Daha önce bir giriş yapma işlemi olduysa yine isOut'umuzu false döndürelim. Ne olur ne olmaz. Aşağıya geçiyorum. State. Error mesajım var diye burada invalid email or password diyorum. Kullanıcı tekrar bir kontrol etsin. Yanlış bir e-mail tarzı girmiş olabilir. Bunu yaptıktan sonra işlemimiz kalmıyor artık. Bunu kapatıyorum. Ve register işlemini kullanacağım yerde sign up'a tanımlamam gerekiyor. Sign up page'e geldim. Buradan ne import etmemiz gerekiyor? Import use dispatch. Hatta use selector'ımızı da burada import edelim. Sonra import register user slice'dan indirmemiz gerekiyor. Const dispatch diye dispatch'imizi çalıştırıyoruz. Use dispatch. Bir de bu ekranda biz loading sayfası göstermiyoruz. Aslında göstermemiz gerekiyor. O yüzden loading durumunu kontrol edelim. Const use selector. State'in içerisinde ne vardı? User diye yapımız vardı. Nereden geliyor bu da? Store içerisindeki şuradaki user'dan geliyor. Bundan dolayı geldim. Şimdi buradaki isLoading nereden geliyor? User slice içerisindeki şuradaki yapı içerisinden geliyor. Bunu birebir aynı almamız gerekiyor. isLoading'i de tanımladık. Şimdi isLoading'i tanımladıktan sonra bir function yapıyorum. Const handle register diyorum. Kayıtlı olma işlemi için bir function oluşturdum. Şu şekilde. Ve bunun içerisinde dispatch tanımlıyorum. Dispatch'in içerisine register'ımı koyuyorum. Ve bunun içerisine bir veri göndermem gerekiyor. Ama hangi formatta? Gönderirken şuradaki yapıya dikkat edin. Ben şuraya süslü parantez koyduğum için içerisine aynı şekilde çağırmak zorundayım isim olarak. Ama süslü parantez koymayıp e-mail ve password derseniz herhangi bir veri gidebiliyor. Garantilebilmek için buraya zaten şuradaki e-mail, şuradaki password olayımız var ya. Şu e-mail'i alacağız. Şuraya yapıştıracağız. Virgül password'umuzu da alacağız. Buraya yapıştıracağız. Şimdi isLoading'imiz varken ekran ne olsun? If isLoading dönüyorsa return loading. Otomatik şuraya import etti. Çünkü biz components'te loading diye bir sayfa hazırlamıştık komponent. O dönüyordu.
Şimdi bu işlemleri yaparken biz en son şuradaki sign up butonuna bunu atama yapmamız gerekiyor. Aşağıda login demişiz. Şurada sign up demişiz. Sadece şuradaki işlemlere biz normalde console log çıktısı vermişiz yani. Tıkladığımızda console log da aşağıda çıkarttırıyordu. Bunun yerine artık console logumuzun hepsini siliyoruz. Function'ımızın ismini yazmamız yeterli oluyor. Şimdi name nedir? Muhammed. Aşağı geçiyorum email. Örnek test@test.com'du bizim daha önceki giriş işleminde gerçekleştirdiğimiz. Şuradaki Firebase'de gelip users'da test@test.com görmüştünüz. Şuraya geliyorum. Buna da bu sefer diyorum ki test2@test.com. Şifre ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Yine aynı şekilde. Sign up diyorum. Loading otomatik olarak beni kaydetti mi? Hemen geliyorum buraya bakıyorum. Ekranı yeniledim. Ve otomatik olarak kaydetti. Şimdi burada başarıyla kaydolduk ama neden bize home page atmadı? Küçük bir hata yaptık burada. Biz user credential STS token yapmıştık. User credential yerine user yapmak zorundayız burada. O yüzden bu sefer diyorum ki şurada test 3 diyorum. Sign up yapıyorum. Loading kaydoldu ve otomatik olarak home page attı. Çünkü artık burada bir ismimi görüyor. Burada yapıları görüyor. Bu işlemleri tamamen gerçekleştirdik. Neredeyiz? Burayı bir tekrar yüklüyorum. Artık test 3 demiştim ya. Buraya da kaydolduk. Başarıyla kullanıcı kayıt işlemini gerçekleştirmiş olduk. Tekrardan reload yaptığımda otomatik olarak token'ı gördüğü için login işlemi gerçekleştirmiş olacak. Bugünkü dersimiz bu kadar. Merak ettikleriniz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.